Ne söylerse söylesin inanan o çekirdek seçmen ki %17-18'lik bir taban, o tabanın dışında herkes Tayyip Erdoğan'ı sırf bu hareketi yüzünden eğer yaparsa, sırf bu hareketi yüzünden siyaset dışına iter diye düşünüyorum. Ama daha farklı bir şey var. Yani tabii söylentiler üzerinden değerlendirme yapmak benim anlayışım değil pek. İşte Konrad'da bir otel şey yapıldı da şu ner sunuldu munuldu filan hikayesi. Daha akla yakın bir şey var. Atatürk Havalimanı arazisinin bir Katar grubuyla birlikte toplu konut demeyelim de konut alanı haline, projesi haline dönüştürüleceği şeklinde bir daha önceden bir gelen, devam eden bir söylenti var. O bana, ki orada büyük bir rant vardır değil mi? O bana daha akla yakın geliyor. Daha akla yakın geliyor. Çünkü... Ama şöyle sorayım size. Bakın, iletişim başkanından herhangi bir yalanlama geldi mi bu Aselsan'la ilgili Fahrettin Altun'dan? Yani, ben görmedim. Evet, başkaları konuşuyor. Cumhurbaşkanı bizzat böyle bir şey telaffuz etti mi? Yok, asla astarı yoktur. Aselsan asla satılamaz diye. Cumhurbaşkanı girmez. Yani Cumhurbaşkanı'nın girmesini de beklememek lazım. Ama Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bu konuda bir görüş bildirdi. En azından o görüşün geçerli olduğunu şu anda düşünmeliyiz. Çünkü yani tekrar olayın başına dönüyorum. Tank palet olayından ki tank palet olayında bir satma söz konusu değil aslında. İşletmesinin verilmesi söz konusu. Ondan bile yıllardır özellikle muhalefetin, bizlerin, Sayın Kılıçdaroğlu ekibinin olayı gündemde tutması nedeniyle ciddi bir şekilde bir taban rahatsızlığına yol açtı. O bile. Ve onun bir satış olmadığını anlatabilmek için o günden beri hala uğraşıyorlar. Resmen bir satış beklememek lazım. Burada da belli bir miktar hissenin alımı yoluyla ortak olma şeklinde bir formül bulunabilir. O belki ama o yani onu da akıl mantık şunu emrediyor. Know-how getirebilecek bir grup olması beklenir. Katar'ın böyle bir şeyi yok. Şeyde de tank palette de önce bir yerli sermayedara işte verildi. Ondan sonra size çok iyi bir alıcı bulduk falan deyip Katar'ı dahil ettiler ve yok pahasına aslında giden bir bizim bence her ne kadar resmi olarak olmasa da öz varlığımızdan çıkan aslında bizim tasarrufumuzdan çıkan bir yapı oldu. Biraz önce söylediğim şeyin içerisindeki şunu gözden kaçırmayın. Bir satış değil hadise. Şimdi eğri eğri doğruya doğru. Bir satış değil. Burada bahsedilen ise bir satış. Ama İkisi farklı. Şöyle bir durum da var. Bence hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya. Bence şu an bu konuşmalarımız bile belki akıllarında böyle bir şey varken engel teşkil edecek bir şey. Yani ben hiç ihtimal vermiyor değiliz herhalde, izleyen kimse de değildir. Çünkü biliyorsunuz olmaz denilecek bir sürü şey oldu. O yüzden bence bu konuşmaların gündemde olması nasıl zararlara yol açacağını konuşmak önemli diye düşünüyorum. Yani biraz önce söylediğim şeyi tekrarlayayım. Tayyip Erdoğan da dahil bu ülkede satma noktasında bir girişim siyasi hayatını büyük ölçüde sonlandırır diye düşünürüm. Ama tasarrufumuzdan çıkması ve yabancı sermayenin dahil edilmesi bile zaten nevi satış değil midir? Yok, şimdi ikisi, siz işletmeyi siz yürütüyorsunuz, kar ortaklığı yapıyorsanız bu bir ayrı konu. Ama yok pahasına. Bakın. Hiçbiri normal değil. Hiçbiri uygun değil. Yani sizin savunma sanayinizi bırakın stratejik sektörlere, yabancıların ortak edilmesi veya yabancılara satış yapmak düşünülmemesi gereken bir şey. Ama şimdi bu iktidarın elinde böyle bir geçmişten gelen bir şey var. Yani ne derler ona? Kara leke var. Tank palet fabrikasından kaynaklanarak. Benzer bir süreci yeniden gündeme getirebilir mi? Getirebilir. Yani tek adam sisteminin hakim olduğu bir şeyde yaşıyoruz. Hiçbir denetim mekanizmasının olmadığı bir şeyde yaşıyoruz. İşte kadınlarla ilgili olan sözleşmeyi bir gece sabaha doğru tamam çıktım diyor ve çıkıyor. Engelleyemiyorsunuz yani, onu anlatmaya çalışıyorum. Onu desteklediğimiz için değil. Fikret abi, Ankara'dan nasıl izleniyor bu tartışmalar? Aselsan'ın önemi ne, farkı ne? Askeri elektronik sanayi nihayetinde çok gizli yazılımlar. Bir de bu Aselsan denilen kurum bir ara mühendislerinin gizemli ve şüpheli intiharlarıyla da gündemimize gelmiş bir kurumdu. Ama o zaman cemaatin Türkiye'de AKP ile birlikte hakim olduğu bir iktidar vardı. Ne diyorsunuz Fikret abi? Şimdi Gökmen, bir kere muhalefet partilerinden çok sert bir tepki var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İYİ Parti'den çok sert tepki geldi. Sayın Kılıçdaroğlu hatta sıkmam diye de bir beyanda bulundu. Şimdi o anlamda muhalefet ayakta bu. Bir de tabii tank palet fabrikası örneği var. Ahat Bey'in söylediği diye. İşte o fabrikanın işletme hakkı 25 yıllığına Katarlılara kiralandı. Evet. Tabii o satış mülkiyet geçmedi ama 25 sene Katarlılar bu işletmeyi yürütecekler. Tank üretecek bir fabrika bu. Aslında silahlar genel olarak devlet sırrı olarak değerlendirilirler. O kadar değerlendirildiler ki ben bir örnek anımsatayım. Geçenlerde sosyal medyada bir kampanya başlattı eski askerler ve askerler. İşte üniformanla fotoğrafını gönder diye. İşte askerler de değişik yerlerden üniformalı fotoğraflarını selfie çekerek gönderiyorlar. Kiminin kucağında işte silahı var. Kimi bir topun yanında, görevli olduğu top bataryasının yanında gönderiyor. Birisi tankın yanında gönderiyor, tank personeli olduğu için. Sonra Milli Savunma Bakanlığı bu uygulamayı yasakladı. Yani kaldırdı. Dedi ki gönderdiğiniz fotoğraflarda silahlar var, sizin konumunuz var, yeriniz var. Bunlar sizdir. Bunları paylaşamazsınız sosyal medyada. Yani bir tankın topun bile görünmesini, oradaki personelin görünmesini sır kabul ettiniz son bakanda. İşte şimdi tank üreteceksiniz. Tank ürettiğiniz işletmeyi Katarlılar yönetecek. Yani bu doğasına aykırı bir olay. Yani milli bir olay bu. Ve silah olduğu için de doğasına aykırı bir olay. Şimdi silah konusu o kadar bizde sırdır ki mesela Sayıştay askeri yerleri denetlerken silahları kayda almaz. Yani bir yere sızmasın, bir bilgi olmasın diye. Yani ayniyat denetiminde buna dikkat eder. Şimdi böyle bir haldeyken biz Aselsan gibi, Roketsan gibi, Havelsan gibi Türkiye'nin stratejik değerdeki askeri tesislerini yabancılara satarsak bu yerli milli söylemi çöker zaten. Tank palet fabrikası ki $50 milyon olmadığı için işletmeyi kiraladık diye de bir açıklama yapıldı ki $50 milyon yani konu söz konusu edilmesi bile ayıp. Çok küçük bir para yani. Orada bir tercih kullanıldığı görüyoruz Katarlılarla yine. Tıpkı işte yeni açılacak Kanal İstanbul'un etrafındaki arazilerin Katar şeyhine ve annesine verilmesi gibi. Orada Katar'da özel bir durum var. Şimdi Türkiye hazineyi tam tıkır hale getirmiş durumda. Buna ilk bölümlerde konuştuk. Her türlü para arıyor Türkiye. İşte o Dışişleri Bakanımıza sorulan sorunun nedeni de o. Kapı kapı para arıyoruz. Bu bakımdan satacak bir şey de kalmadı. 200 küsur kamu şirketini sattı bu hükümet. $70 milyar para topladı, onu da harcadı. Elde kalmadı satabilecek bir şey. Bir Türk Hava Yolları var. İşte askeri tesislerimizde birkaç tane değerli tesisimiz kaldı. Bu bakımdan hani yapmazlar herhalde, o kadarını yapmazlar diye sen Atatürk'ün inşallah öyle düşünüyor ama hani bu hükümetin yapmaz dediği birçok şey yaptığına da şahit olduk. Yani başka bir formül bulunabilir mi, bir fon oluşturulabilir mi diye yani sıfır olarak düşünmemek lazım. Ben de satılmasını istemem bu milli kuruluşlar, askeri kuruluşlar ama hani bu hükümet para için birçok şey yaptı. Böyle de bir girişimde bulundu. Çok büyük bir muhalefetle, toplumsal ve siyasal muhalefetle karşı karşıya kalır. Evet. İktidar değişikliğinde o da iptal edilir büyük olasılıkla. Ama artık oraya doğru zorlanıyor Türkiye. Maalesef bu tablo üzücü bir tablo. Ama Ankara'da muhalefetin ayakta olduğunu çok rahat söyleyebilirim bu konuda. Peki. Muhalefet teyakkuzda bu konuda, evet. Ben farklı bir açı getirmeye çalışacağım. Buyurun. Ne dedik? Hani bu konuyu yalanlayanlardan birisi de İsmail Demir'dir dedik. Hı hı. Kim o? Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir dedi ki işte bu Aselsan meselesiyle ilgili lütfen savunma sanayi siyasete alet edilmesin. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi savunma sanayinin siyasete alet edilmesin. Ha. Biz yolumuza devam ediyoruz. Ha, bu tartışmalarla siyasete alet edildiğini savundu. Sayılmaz mı? Hayır, yok ama şunu da söyledi. Yabancılara satılacağına yönelik iddiaları yalanladı. Bu bir dezenformasyon parçası dedi. Evet. Ama anlayamadığımız şu. Aselsan borsada işlem gören halka açık bir şirket. Evet. Yani kapın da devreye girmesi gerekiyor. Bir şirketin hisseleriyle ilgili de bir spekülasyon olabilir bu. Ben daha çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Ben bunu İsmail Demir söyleyince inanmıyorum. Ben sizin bütün ezberinizi bozacağım. Bakın neye inanmıyorum biliyor musun? Savunma Sanayi Başkanlığı nedir? TSK'nın bel kemiğidir biliyor musun? Bel kemiğidir. Ya bütün o güvenliğimizin, gerçekten bütün o şeylerin en bel kemiğidir. Şimdi biz bu koltukta oturan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i nereden tanıyoruz? O Süleyman Soylu'yu biz burada eleştirdik ya. Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağında ne işin var? Sezgin Baran Korkmaz'ın masasından